Bir defa dünkü bas toplantısından kısa bir baza yapıp sonra kaleci kaleci antrenörüyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Okan Hoca da Yunus da ayaklarımızın düz basması gerek kendimizi dev aynasında görmeyeceğiz dedi. Yani evet. Fenerbahçe derbisinin geride kalmasını çok net bir şekilde ifade ettiler. Ben de olması gereken bu olduğunu. Fenerbahçe maçı bitti. Artık burası. Ayaklar yerden kesilmeyecek. Ayaklar yerde kesilmeyecek. Yani biz Fenerbahçe'yi yendik ama bitti. Galatasaray'da çünkü şampiyonluk kutlaması bile kutlanır, biter. Hani o dennekler kutluyor gerçi o paraşüt Le Kupa falan kutlandı bu sene. Çok yakışmayacak şeyler oldu ama. Ama futbol takımı olarak bir iki gün kutlama yapılıyor bitiyor ve hemen yeni sezon planlaması. Bu sene planlamada da i̇ki hatalar gün sürmedi vardı. Bile zaten yani. Planlamada da bu sene A, hatalar vardı. Için. Ama Galatasaray bunlara alışkın. Şimdi kaleci dedin. Günay Güvenç, Mustafa Mustafa hiç kaleci antrenörü olmadan da bıraksan böyle bir üç sene, dört sene daha oynar. Tabii. Çünkü Mustafa çok profesyonel bir adam. Hakikaten kendi başına çalışsa bir şekilde top makinesi alır. Antrenmansız makine bile sahaya çıkacak birisi. Antrenmansız bile çıkar. Daha önce Uruguay bir takımından geldi. Gençler Birliği maçı Ankara Havaalanı'ndan aktarma yapmadan maça çıktı. Kaleci antrenörü dedim. Fadıl bu Fadıl Hoca'yı burada göreceğiz Fadıl Koçtan'ı. Günay Güvenç'in bu Mustera'nın yokluğunda ben hep bunu söylüyorum. Mustera'nın bir maç bazen o ağır sakatlıklar geçirdiği 3-5 maç bir ay oradaki süreçlerde hazır. Günay Güvenç ne kadar maç hazır çok merak ediyorum. Kaleci şansı çok önemli. Bugünkü maçta dengeli bir maç olacak. Pauk Fenerbahçe'den daha iyi bir takım değil. Ama daha sistemli bir takım. Radvazan Luccescu tam bir babasının oğlu. Oyunu belli bölümlerde skoru aldığı zaman, beraberliği yakaladığı zaman, nerede ne şekilde topu rakibe vermek istediği zaman verebiliyor. Topu kendinde tutmak istediği zaman tutabiliyor. Golü attıktan sonra skoru yakalamak, yani elde alabilmek için tecrübeli oyuncuları çok fazla. Young Boys gibi değil. Young Boys tabanca gibi bir takım. Hepsi evet. koşuyordu. Yaş ortalaması 22-23'tü yan boysun gibi biraz daha yüksek. Galatasaray'ın da biraz önde. Galatasaray dün Okan Hoca 2 yaşlı oyuncumuz var ama 24,5'larda falanız dedi. 26 24,5. 26,5 24,5. Evet. Yani bir orada iki tane oyuncu çıkar bir anda aşağı çekersin. Bence ya e, Pauk'a bakmadım ama galiba 30 civarı var. Belki bir tek üzeri orada olabilir. Tecrübeli bir takımla oynayacak. Ama Galatasaray kadrosunun yaş ortalaması 28. 28. Ama orada da mesela e, birkaç tane orta yaş üzeri oyuncu var. var ve tecrübeli de oyuncular var. Fenerbahçe maçından daha farklı olacak. Ee, Galatasaray farklı olur mu? Olmayacağını kadroyla gösteriyor zaten. Okun Hoca kazanan kadroyu bozmuyor. E, savunma sağlam. Galatasaray'ın en büyük gücü bu maçta yani çok alışık olmadığımız bir şey. Bir Ricardisi, bir Batshuayi'si var yani. Kulübeye baktığın zaman düşünsenize ben şimdi Osimhen'i dinlendireceğim diyecek. Icardi'yi atacak. Osimhen Batshuayi. Ya da Batshuayi işte dün gördük oynattı. Icardi, Osimhen böyle bir Kadro en birisi Hakikaten yani Şampiyonlar Ligi'nde falan Şampiyonlar Ligi'nde benim diyen takımda bu seçenek bu yok. Bu hiç evet. yok. Bu psikolojik olarak bile rakibe korku veriyor. Tabii canım. Net söyleyeyim yani. Bir o transferi belki çok konuşulmadı. O bile mesela 24 saat sonra transferdeki o bazı iletişimsizlikler diyelim ya da olmayan Ama transferler. onun konuşulamama sebebi gene yönetimin almış olduğu kararlar. Zaten abi. orada iletişimsizlik. Her şeyin başı iletişimsizlik. O simeni getirdin. Transfer süreci o anda müthiş bir baskı var. Ertuğrul gün baktık Kosmen'i kimse konmuyor. Transferler nerede Sayın Başkan? Ya Çünkü İbrahim Atipoğlu o günkü e, uçak karşılamada şöyle bir cümle zikretmişti. Demişti ki yani daha da kime getireceğiz? Transfer bitti gibi açıklama yaptı. Ama hem Zaha gitmiş hem Kerem Aktürkoğlu i̇şte gitmiş. Olmaz. O bölge Kalan boşu almış. Bir anda eyvah dedi Galatasaray tarafları. Sayın Atipoğlu orada bence yanlış bir demeç verdi. Mesela dün de bir demecini okudum. Nerede konuştu? Muhtemelen dijital medyaya konuştu. Burada Osmen'i soruyorlar. Osman için Ocak ayında gitmesi söz konusu değil. Sezon sonunda hatta bonservisini bile alabiliriz. Bak çok iddialı bir açıklama. O zaman Ocak ayında giderse ne yapacaksın? Bonservisiyle de, ile bir yıl daha oynatmayı planlıyoruz dedi. Ay yani, kiralık olarak ben hani öyle sözleşmesi bitti adamın. Nasıl bir yıl daha? Ya burada iletişimsizlik evet. var. Abi. Bir şeyler daha alamazsın. Napoli'nin uzatacağını oynat düşünerek bunu söyledi ne? işte. Hani... adamın Chelsea planları var. İki ben... sezonluk sözleşmesi kalmıştı. Evet. Bu sezon bittiği takdirde önümüzdeki sezon son senesi Napoli ile. Yani Napoli'de... de belli bedeli demiş. O bedeli de karşılığı, yani almak istiyor karşılığını. Bu sezon kiralamış. Önümüzdeki sezonun satma formülünü arıyor. Evet. Ocak ayında da ayrılması sürpriz olmaz. Heh. Ancak Galatasaray'ın sezon sonu o simeni alması benim nazarımda mümkün Yani vakti zamanında Real Madrid'de Ronaldo parlıyorken Fenerbahçe'li adanılıyordu. Yani olmaz. Bazı bütçeler sağlıklı değil. yani 80-100 milyon euro bandında bir bonservisi bir oyuncuya vermemeliyiz. Için, benim için hayal biraz daha gerçekçi oluyorum. Ozymen'i devre arasında Galatasaray takımda tutabiliyorsa çok büyük iş. Biraz Ozymen'e bağlı o. Çünkü şu anki takıma adapte olması falan çok iyi. Aynen öyle. Ozymen Ocak ayında ben gidiyorum derse Galatasaray ne yapacak? Ama tam bu noktada sözleşmesinde çıkma maddesi yok dendi. O yüzden de Galatasaray'ın bırakması için de kalan bölüm beyan... maaşını atıyorum Galatasaray. Abi. Bir şekilde para kazanmaya bakar. Çünkü çok örneği vardı buna tamam. benzer. O da Onu da açalım o zaman. Kiralık oyuncular Ama, satılırken onu para, açalım, para kazanır kulüpler. Onu, onu da açalım. E imaj haklarıyla beraber aldığı ücretin tete daha daha gördük. Giderken Tabi ki bırakılır. Onu ödemezsin ondan sonra. Her Yani böyle bir sistem de var. Ama şu bir gerçek ki Osimen Ocak ayında ben ayrılmak istiyorum derse ne maddeye bakar ne sözleşmeye bakar. Gitmek isteyen adam hele Osimen gibi bir adamsa hizmetleri için teşekkür edersin. Vegors en iyi döneminde Beşiktaş'tan ayrıldı. Ha Vegors'la Osimen kıyaslama açısından tabii ki yanlış ama sözleşmesi de devam ediyordu. Beşitaş orada 2 2,5 milyon lira da para kazandı. Osimhen önemli bir oyuncu. Osimhen giderse de Icardi'si var, Batshuayi'si var. Dünyanın sonu değil. Ama siz bir sene daha takımda tam ifadesi. Sonraki sezonda da kalmasını planlıyoruz. Yani bir sezon Ocak daha kalmasını planlıyoruz. sezon sonuna kadar daha. zaten bizim. Bir sezon daha planlamak zor. Icardi var, Batshuayi var. Bir sezon sonra yani bunu o aldık. Daha ne yapalım? Transferi kapattık. Daha önce Avrupa Şampiyonası'na, ya tabii Demeçler'e girmek istemem. Bu akşam maç var ama evet. bu kelimeleri kullanırken, dijital medya olabilir, televizyon olabilir. Kaya çok dikkat etmek gerekiyor. Sonra geliyor arkanıza. İlkay Kesinlikle. Gündar, Barcelona'dan ayrılırsa geleceği ilk kulüp Galatasaray ifadesi kime ait? Sayın İbrahim Hatipoğlu'na ait. Bu ardiyola bir telefon, oraya gitti. Hatta ne demişti? 17 Mayıs'ta evlenecek, yani evlenik tarihinde 17 Mayıs yapacak kadar Galatasaraylı. Transfer süreci abi dinamik süreç. Bir şey söyleyemiyorsun yüzde yüz. Çok şeyler dönüyor ama ya İmzayı atarken ama, akşam vazgeçiyorsunuz. doğru. doğru Simen'in daha sayıda olması yarım sezon bile büyük şans. Psikolojik olarak rakiplerinize büyük ben bir baskı Ben zaten onu hep söylüyorum. Sonra. Taraftar arkasına yaslanıp tadını çıkarsın gibi Simen gibi. Aynen bir öyle. Alt ben ay iki alt maç alt ay bile ay. olsa iki yani, maç izlersin. Oğuz O'si hani. Osimen gibi bir adamı Türkiye'ye getirmek bana göre şu anda Türkiye transfer piyasasındaki en büyük sükse. En büyük e, prestij. En büyük reklam. Yani Mourinho'yu nasıl konuşuyorsak dedik Türkiye'ye geldiği zaman. O Türkiye Türkiye'ye gelmesi de çok büyük bir iş. Bunu şöyle zikretmiştim. Ben de kesinlikle katılıyorum. 2024 yaz transfer döneminin en büyük ismi Mbappé'nin transferi ama Mbappé günler önce belliydi zaten transfer olacağı. E. Ama Osimhen hamlesi bütün Avrupa basını başta olmak üzere dünya kamuoyunda sürpriz olarak yani Real Madrid, Paris Saint-Germain'le adı anılırken Galatasaray'a gelmesi bir yandan da aslında o noktada da Galatasaray'ın transfer sürecinin sürekli evet orada bir iletişim hatası var. Bunu zaten hep söylüyoruz biz. En başından beri ama Osimhen'dan sonra da Galatasaray'ın kadroyu artık Osimhen'e göre kurması gerektiği için ve artık sayılı günler kaldığı için de artık yani çok kısa bir zaman kalmıştı. Orijinal sol kanat transferi yapılamadı. Ben de dün basın toplantısını yerinde e, takip ettim. Yeri gelmişken söyleyeyim. Yunus Akgün'e bir sorun vardı. Hani Galatasaray'ın dedim orijinal sol kanat mevkisi yok. Hani bunu konuşuyoruz. Evet Şalay'ı her iki kanatta da oynayabiliyor. Hı -hı. E, Barış Alper de Yunus da oynuyor. Planlaması Artık size, e, bu noktayı sen nokta koyduğunu düşünüyor musun? Okan Hoca'ya da hatta pas attım orada sizin düşünceniz nedir diye. Yani şu an için evet e, hani derler ya böyle sıkıntılı durumlarda camı kırmak için çekiş kullanın diye. Tam öyle bir tabir Yunus için ben görüyorum. Çünkü Yunus şu an için evet son 2-3 maçtır çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Ama bu sezonu bu şekilde götürebilir mi? O önemli. Üst üste oynarsa sakatlık de, şey evet, yaşayabilir mi? Derbide, forerun attığı evet, boyda, evet, boyda evet. kafayla indiren Yunus. Evet. Sol kanatı oynadığı zaman cezaların önünde kısa boyuyla kafayı indiriyor mesela. Fenerbahçe savunması büyük hatası. Ben şimdi mesela Florya'ya gelen futbolcu ilk bir sporcudan öğrenim mesela performans olarak. Gabriel Sara. Okan Koç'u bekliyorum buraya. İlk yayınınıza çekeceği var. Orada oturuyor. Kalktı buraya geldi işlemli olarak. Galatasaray'ın nur topu gibi endombalesi oldu dedi. Ya Okan Koçan endombaleyle sen sarayı nasıl kıyaslarsın? Sarayın bir hafta 20 dakika maçını izlemişiz. Ben bu bilgileri alıyorum. Sara muazzam bir oyuncu. Çok iyi ara pası veriyor. Çok iyi uzun pas atıyor. Ve Tek hocam eksi, farklı formatta oynatıyor Daha bu şu an maça sarayı. çıkmamış. Daha bir maça çıkmamışken söyledim. Ben bu bilgileri aldım. Sen sporcusun. Onunla oynayan insanlardan. Önümüzdeki haftalarda bambaşka bir saray. Endombeles, Sara kıyaslaması var ya. Fon artmaz yani bir şey. Acaba Yok, o... sebebi ne? Merak ettim. O ee, bir araya geldiğimiz zaman soracağız. Evet. Şimdi Ama burada Salahi, olarak da fizik Salahi, olarak da benzerdi. değil. Şimdi buradan Eldon böyle kiloluydu. Açık konuşalım. Şimdi burada Ve sona, kilo vermek son, de istemedi. Son halinden bahsediyordu belki yani. Son geliş süreci. Ya bunu, bunu mükemmel. abi evet. neresinden bakarsan kıyaslanacak bir transfer değil. ben ile Yunus Akgün geldiğinden bugüne yarın maç olsa yine Yunus oynar. Şu anda Salah ile Yunus ikisi kıyaslanıyor. Yunus Salay'ını çok üzerindeymiş. Antrenman performansında bu. Antrenman performansı. Son Fenerbahçe maçına kadar geldiği ilk gün ikinci antrenman, ikinci antrenman bir önceki Gaz Gaziantep maçında Şalay oynar mı? Şalay şu anda Yunus'u geçemez. Gaziantep'te